Herkese selamlar arkadaşlar. 2024 yılında bir boğa beklentisi artık hepimizin malumu oldu. Hepimiz gerçekten de 2024 yılında bir boğa bekliyoruz. Açıkçası biz bu ayda geçen 2-3 yıldır bunu söyledik. Hatta birçok videomda şunu söyledim. 2023 son çeyrek yükseliş bekliyorum diye. Gerçekten de 2023 son çeyrekte bir yükseliş yaşadık. Ama asıl rally arkadaşlar 2024 yılında bekliyoruz. Peki bu 2024 yılında en çok kazandıracak 5 ön satış platformunun coinlerine bakacağız. Ön satış neden bu kadar çok kazandırıyor size bunu anlatacağım vakit kaybetmeden videomuza geçelim <laughs> Arkadaşlar ben Monte Kripto Kontu, YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bugün konumuz arkadaşlar 2024 yılında en çok kazandırabileceğini düşündüğüm ön satış platformlarının coinlerine bakacağız. Tabii ki bunlar benim kişisel düşüncelerimdir. Bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. İlk olarak ön satışlar neden kazandırabilir bunlara bakalım. Arkadaşlar ön satışlarının kazanmasının çeşitli nedenleri var. Bunlardan ilki indirimli fiyatlar ön satışa sunuyorlar. Piyasaya sürülmeden önce genel piyasa fiyatından daha düşük bir fiyatla sunuluyor satışta. Bu da erken yatırımcılara piyasa sürüldüğünde fiyatın yükselebileceği beklentisiyle daha düşük bir maliyetle tokun alma fırsatı sağlıyor. Yüksek talep potansiyeli, başarılı bir proje veya yenilikçi bir fikir genellikle piyasaya sürüldüğünde yüksek talep görebiliyor. Eğer bir proje topluluk tarafından iyi karşılanır ve desteklenirse bu fiyatın önemli ölçüde artabileceğini gösterir. Şimdi ilk olarak hem coinlerimize bakalım hem de yorumlamaya devam edelim. CDFi arkadaşlar S-Fund coin'in adı. Yüksek tiyerleri var. Geçen Boğa'da birçok projede ben vardım ama s da yoktum. Çünkü gerçekten zengin olmanız gerekiyor buraya katılabilmek için. Bu bu Boğa'da bu hype'ı kaçırmak istemedim. Bu yüzden hatırı sayılır miktarda s aldım. Yani bunlarda garanti alım yapabilmek için 3-5 bin dolardan başlığı tutmanız gereken S-Fund miktarı. Ama bu sizi karamsar yapmasın. Ben bu piyasaya ilk girdiğimde de DAO'dayken en düşük tiyerlerden başladım ve kazandıkça kazandım ve kazandıklarımla da tiyerimi arttırdım. Bir sonraki ön satışta daha fazla aldım. Bir sonraki ön satışta tiyerimi arttırdım. Bir sonraki ön satışta daha fazla aldım. Bir sonraki ön satışta tiyerimi arttırdım. Bu mantıkla ilerledim. Şimdi as çok yüksek kabul ediyorum. Ama şöyle yapabilirsiniz. Bunların white listlerini kovalayabilirsiniz. Veya elinizde bir miktar as bulundurarak sadece yükseliş sırasında as beraber kâra geçmeyi bile hedefleyebilirsiniz. Arkadaşlar CDFI Current Royce'inde şu ana kadar en başarılı proje sayabilirim. Çünkü neden? Mesela örnek veriyorum TrustSwap 10 tane IDO yapmış ön satış yani. Ama Ama Seedify 19 tane ön satış yapmış ve şu anki ROI ise arkadaşlar %258. ATH ROI'yi açtığım zaman bakın burada da bizi DAO Maker, Engine Starter ve Seedify karşılıyor. Şimdi ben bol miktarda IDO yapıp yüksek oranları yakalayan projeleri severim. İşte Seedify yine yani 20 tanesini yapmış ve ortalama 6x ATH yapmış. Bu da çok güzel bir oran. Şöyle açalım işin içine. Mesela Blocktopia arkadaşlar 698x yapmış buradan. Cryovar 169x yapmış. Sidus 100x yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50x üstü birçok projesi var Cdefy'in. Şimdi ön satışlar neden gerçekten kazandırıyor? Aynı zamanda sınırlı arz da ön satışlardaki verimliliği arttırıyor. Ön satış sırasında genellikle belirli miktar token sunuluyor ve bu sınırlı arz talebi arttırabiliyor. Özellikle projenin popüler olması durumunda arz talep dengesindeki bozulmadan dolayı fiyatlarda yükselme olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki projemiz DAO Maker'a bakalım. Bunun da coin arkadaşlar DAO. Şimdi DAO diyor ama aslında DAO ne demek? İşte bir topluluğun beraber yönettiği ekosisteme deniyor. Kripto tabanla yönetişim anlamına geliyor. Yani şöyle demek benim 100 coin'im varsa senin 50 coin'im varsa ben 2 oy kullanabiliyorum sen 1 oy kullanabiliyorsun. Ama DAO Maker'da şey böyle bu projenin bir CEO'su var ne isterse o oluyor. Kendi kararlar veriyor ama bu ana kadar da çok başarılı kararlar verdi. Süreci çok iyi yönetti. Benim en profesyonel bulduğum ön satış platformlarından biri DAO Maker'dır. Arkadaşlar bir aylık performanslarına baktığımız zaman yaklaşık %30 bir artışı görüyoruz. Diğer projeleri nazaran çok fazla sert düşmedi arkadaşlar. Birçok projede çok sert düşüşler gördük. Ama işte burada arkadaşlar şunu görüyoruz. Daha çok sert düşmedi ve hızlıca da toparlandı. Dediğim gibi ATH Royce'inde 26 projeyle hemen hemen birinci sırada yer alıyor DaoMaker. Şöyle içeriye girdiğimizde de bakın arkadaşlar Gamefi 366x yaptı. Alice çok meşhur Binance'da defalarca işbirliği yapmış bir proje 300x'e yakın yaptı. Yaptı. Victoria VR 212X yaptı arkadaşlar. Epic 170X, 50X ve üstü yapan o kadar çok sayıda projesi var ki ve giriyorsunuz bunlardan bir tanesinden 500 dolarlık aldığınızı düşünün. Hop oluyor 25 bin dolar. Gelin en yüksek tier'den hayatınıza devam edin. Tabii ki şöyle oluyor. Ben birçok ön satış yaşadığım için tecrübelerimi size aktaracağım. Şu GameFi geldiği zaman 366X'ten bir tane taksit atabiliyorsunuz. Geri kalan 9 taksit genelde fiyatlar düşüyor ama şu an o bulunduğumuz dönem çok güzel. Daha boğa ve çılgın Altcoin herlerin başlamadığı dönem. O yüzden kovalamaya devam ediyoruz. Peki bir madde daha okuyalım. Ön satışlarla ilgili neden kazançlı olduğuna dair sonra da bir sonraki projemize bakacağız. Ön satışa katılan yatırımcılar projenin başlangıcından itibaren yer alıyorlar. Bu projenin gelişim sürecinde ve potansiyel başarısına doğrudan bir etki sağlayabiliyor dostlarım ön satışlarla ilgili. Bir sonraki bakacağımız projede Avalanche projesi Zava diye okunuyor. Okunuşu hep zorlayıcı bir projeydi. Baktığımız zaman arkadaşlar çok çılgın bir yükseliş yaşadı. Yani şöyle neredeyse yılın başından bu yana 10x'leri gördü diyebilirim. Market cap'i çok düşük arkadaşlar açıkçası bunu söyleyeyim. Şu an 2478'in sırada bir proje ama çok başarılı ön satışlar yaptı. 50x, 100x'leri yaptı, güzel kazandırdı. Sonra da bazı kötü x'leri yaptı. Şimdi Avax ağında şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi birçok proje, Cidify, Dawmaker falan çok güzel marketing çalışması yapıyorlar ve piyasada çok ünlü fenomenlerle beraber çalışıyorlar. Avax ağı genellikle kendi böyle bir avuç fenomeni oluyor ve onu onlarla çalışıyor. Şu proje çok daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyordu. Fakat doğru marketing çalışmaları yapamadıkları için iyi yerlere gelmediler. Elimde hala hatırı sayılır miktarda tutuyorum. Ve arkadaşlar kendi sitesinden de ön satışlara katılmaya devam ediyorum. Bakalım bu boğada nasıl bir performans sergileyecek. Şimdi arkadaşlar son maddemi okuyayım. Ön satışlar neden çok kazandırıyor? Son maddem ise pazarlama ve hype. Bazı ön satış projeleri etkili pazarlama stratejileri ve topluluk oluşturma çabaları ile geniş bir ilgi çekiyorlar. Bu tür ...projenin piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatın artmasına katkıda bulunuyor. Az önce de bahsettiğim gibi belki de Zava'nın yeterince yükselememesinin sebebi... ...etkili bir marketing çalışmalarının olmaması. En çok hype'ın olduğu kısma geldik Solana ve şimdi CDFi ve DaoMaker... ...genellikle Ethereum ağında zaman zaman da Binance ağında projeler geliştiriyorlar. Avalanche ise Avalanche ağındaki projeleri geliştiriyor. Solanium ise Solana ağında çıkacak coinlere ön satış platform görevini görüyor... Yani yani ne dedik? İşte ne kadar farklı hype'ın yüksek olduğu ağlarda katılırsak o kadar bizim için verimli. Slim'in şu özelliğini sevmiyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir tiyere girebilmek için bir yıl kitlik alması gerekiyor. Bu da istediğimiz zaman satıp çıkmamızı engelliyor. Geçen boğada çok güzel ön satışlarına katıldım. Bu boğada bu coin'i tutuyorum. Fakat ön satışlara katılmak için kitlemedim arkadaşlar. Karımı göreceğim. Şu hedeflediğim seviyelere geldiği zaman satıp çıkacağım. Yani boğanın biteceğini düşündüğüm zaman satıp çıkacağım arkadaşlar. Şu anki fiyatı kötü bir fiyat değil. Buradan ilerleyebilir hala. Fakat tutup da burada bir yıl kitleyemem. Yoksa arkadaşlar kardan oluyorum. Şimdi son projemize bakacağız. BSC Pet. Şimdi BSC Pet ve BlueZilla'nın çok agresif derecede marketing çalışmaları oldu. Bunu defalarca Twitter'dan eleştirdim. Ama işte geçen bu ada çok güzel kazandırdı bana. Yani hakkını yiyemeyeceğim. Hani yedi öldür hakkını yediyor ya. Ben buraya yatırdığım bütün parayı zaten çıkarttım arkadaşlar. Bir de üstüne ön satışlardan kar ettim. Şu an hala tutuyor muyum? Evet hala tutuyorum. Staking de yapıyorum. Staking'den de bir yandan kazanıyorum. Şimdi yavaş yavaş ön satışlara da başladı. Ön satışlardan da kazanıyorum arkadaşlar. BSC PET ise %90 Binance Smart Chain anda çıkacak projelerin ön satış platformu görevini görüyor. Dostlarım bu arada izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i retweet yapan iki arkadaş bizden 350 lira kazanıyorlar. Arkadaşlar kripto dünyasında bol bol gelişmelerin ve fırsatların olduğu dönemlerdeyiz. Bizim duyuru kanalımıza Katılmayı unutmayın. En hızlı gelişmeleri ise Twitter'dan aktarabiliyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz. Bizim ön satış nedir? Coin nasıl alınır adında bir serimiz var. Henüz 3. videoyu bile çekemedim ama çok ciddi anlamda ilgi görmüştü. Arkadaşlar bu seriyi yakın zamanda devam ettireceğim. Bu seriyi de kart olarak gönderiyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi de çekinmeden sonra arkadaşlar sorularınızı cevaplıyoruz. Yorumları okuyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.